Sizin de dediğiniz gibi tam bir yıldır bu pandemi süreci devam ediyor. Ama bu süreç içerisinde bizim hastalarımızın tedavisi, radyoterapi tedavileri asla ve asla bir gün bile aksaklık yaşamadan cihazlarımız hastalara tedavi vermeye devam etti. Bizler işimizin başındaydık ve hastalarımıza mutlaka COVID enfeksiyonuna karşılık koruyucu olan işte maskemiz, sterilizasyon şartlarımız, kişiye özel korumalarımız yapılarak tedavilerimizi devam ettik. Yani teşhis konan kanser hastalarının tedavileri devam etti. Onların giriş çıkışlarını da ayarlamaya çalıştık. Evet. Ve bu dönemde hastaların bekleme sürelerini daha azaltacak şekilde, daha seyrek Evet. bir şekilde tedavilerini uygulamaya çalıştık. Ama gel gelelim daha kanser teşhisi konmadan yani herhangi bir belirtisi olan kişiler, evde bekleyen kişiler, benim onlara tavsiyem şu olabilir. O kişiler mutlaka herhangi bir şikayeti olursa, Evet. işte diyelim ki memede bir kitle görüldü veyahut da işte renk değişikliği görüldü, ağrı görüldü, herhangi bir baş ağrısı olabilir, öksürük olabilir, bağırsak hareketlerinde değişiklik olabilir, ishal olabilir. Bu tür şikayetler olduğunda, normalden farklı şikayetler olduğunda mutlaka hastaneye gitmelerini tavsiye ediyorum. Mutlaka gitmeliler çünkü bu bizim için çok önemli. Ne kadar erken teşhis edilirse tedavimiz o kadar başarılı olur. Şu da önemli. Hastanelerde yapılması gereken, teşhisle ilgili yapılması gereken bütün sterilizasyon şartları pandemiye uygun bir şekilde elimizden geldiğince uygun belli aralıklarla yapılmaktadır. İki tarafı keskin bıçaktır bunun. Hastalığa eğer teşhis için hastaneye gitmezsek hastalık bizi alıkoyar. Evet. Kanser hastalığı bizi maalesef gücümüzü düşürür. O yüzden de kararlarımızı verirken enfeksiyon evet var, şu an pandemi süreci var ama öncelikle şikayetlerimizin ortadan kalkmasına yönelik mutlaka doktora başvuruda bulunmamız gerekir diyebilirim.